Amerika'nın eski Avrupa Kuvvetler Komutanı, emekli Korgeneral Ben Hodges, CNN TÜRK'e konuştu. Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendiren Hodges, terör örgütü YPG'ye silah vermemiz hataydı dedi. Hilken Doğaç Boran'ın özel haberi gelecek şimdi ekranlarınıza. I think it was a mistake for us in the past to provide weapons to YPG. 2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nı yapan emekli Korgeneral Ben Hodges CNN Türkiye konuştu. Emekli Korgeneral, Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Washington'ın terör örgütü YPG'ye desteğiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. I think it was a mistake. Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG, DAEŞ ile savaşan en etkili güç kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DAEŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir. Hodges, Amerika'nın Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye yoğunlaşması gerektiğini söyledi. Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet göstermesi gerek. Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız. Türkiye ve Amerika arasındaki S-400 gerilimine de değinen emekli Korgeneral, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bence Türkiye bu konuda kötü bir tercih yaptı. Böyle bir zorunluluk yoktu. Başka seçenekler vardı. Talihsiz bir karar. Türkiye'nin S-400'ler yüzünden F-35 programından çıkartılmasını destekliyorum. Tabii ki Türkiye istediği silah ve savunma sistemini alma hakkına sahip. Ama hiçbirimiz S-400 ve F-35'leri aynı bölgede kullanarak teknoloji kaybetme riskine giremeyiz. Yine de hem teknolojiyi koruyarak hem de birbirimizin kararlarına saygı göstererek bizi bu durumdan kurtaracak bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum. Hodges, Amerika'nın S-400'ler konusunda geri adım atmayacağını, ancak Ankara'nın çözüm için Biden hükümetine bir şans tanıması gerektiğini söyledi. Amerika'nın fikrimizi değiştirdik tamam diyeceğini düşünmüyorum. Bence teknoloji kaybetme riskini ortadan kaldırmak için yaratıcı çözümler bulunmalı. S-400'ler başka görevlerde kullanılabilir. Rusya'ya geri verilebilir. Türkiye'nin füze savunma ihtiyacı farklı bir çözümle giderilebilir. Başka sistemler de mevcut. Asıl olan iki tarafın da dürüst davranması. Müttefikler saygı çerçevesinde hareket etmeli. Ankara'nın Washington'daki yeni hükümete bir şans vermesi Türk müttefiklerimizin yararına olabilir. Emekli Korgeneral son olarak Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması gerektiğini ifade etti. Bu zor konularda işbirliği yapabilmemiz için Amerika ve Türkiye arasındaki güvenin yeniden tahsis edilmesi şart. Bence Türkiye-Amerika 2.0 güncellemesinin vakti geldi. İki eski müttefik arasındaki ilişkinin çerçevesini değiştirmeliyiz. It's time for Turkey-USA 2.0. We need to...